Bu amcayla nasıl anlaştın? Taştan taşa sekerken, kıl kürmeli bükerken, ben bu oğlanı beğendim, daha da geçi güderken. Yok ya! Kıl kürmeli eğirdim, çora böreyim diye, komşudan yar sevdim, her gün böreyim diye. Kaya başı karımış, gün vurunca erimiş, dünyadaki meyvanın en güzeli yarımış. Yarınızın kıymetini iyi bilin ha! İyi bilin yarınızın kıymetini! Şimdi Çanakkale'ye gelelim mi? Gelelim Çanakkale'ye. Şimdi bir Çanakkale şiiri dinleyeceksiniz. Atalarımız neler yapmışlar? 65 yaşında hiç okul görmemiş bir teyzemiz o topraklara gidiyor ve neler görmüş? Dinliyoruz alkışlarınızla. Şehitler diyarı Çanakkale'ye indim, hüzünle büyük gemiye bindim, Ecevat'tan kaleye döndüm, Çanakkale'nin kalesi birbirine bakar, Çanakkale'de 253.000 şehidimiz yatar, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Namazgâhta kılmışlar nöbetle namaz, Allah'ım onların sevabını denizin suyundan, karanın toprağından daha çok yaz. Seyit onbaşı diyorlar, 270 kiloğlu topu kaldırmış. Allah'ım bu nasıl asker? Karşılığında ne istersin diye sorunca paşası, aç olduğu için bir ekmek ister. Arkadaşlarımın hakkı olur diye onu da almayan asker, ruhu şad olsun. Şad olsun. Avustralya şehitliğine vardık. Avustralya'da, Yeni Zelanda'dan kandırılmışlar. Çanakkale'de ileri sürüp de öldürülmüşler. Tek çamın dibinde yatarlar. 3 aylık yerde ziyaretçimiz gelir diye bakarlar. Mehmet Çavuş abidesi denize bakar. Dibinde 57.000 şehit yatar. Bembeyaz camdan mezar taşı. Okuyamadım cahilin hangisi çavuş da hangisi onbaşı. 21 ile 22 yaşı. Allah'ım bunlar ne kadar genç asker. Ruhları şad olsun. Yahya Çavuş şehitliğine vardık. İngiliz gelmiş de karaya dayanmış. Akan şehit kanı denizi boyamış. Yahya Çavuş'la 3 arkadaşı geçirmemiş düşmanı orada tam 3 gün oyalamış. Ruhları şad olsun. Anadolu'nun bir köyüne geldik. Küçük müzeye girdik. Gövdeki çarpışan mermi, iliştir gibi matra, kafatasında çakılı mermiyi gördük. Onun da ruhu şad olsun. Sargıdere şehitliğine vardık. İçinizde Burdurlu'da var mı diye sorduk. Burada olmayan memleket yok dediler. Burayı düşman vurdu. Kurşun yağmur gibi yağdı. Şehit kanı derelere doldu dediler. Şehit kanından utanan ağaç kökünü yere salamadı da beline sardı dediler. O ağaçta şehitlerimize gölge olsun. Anafartalara ağırka kucağında düşman bir asker gördük. Şu karşıki ağıran yerde ne diye sorduk. Topumla tüfeğimle beni buraya gömüvün diyen askeri duyduk. Onun da ruhu şad olsun. Atatürk Cont Bayırı'ndan düşmana bakar. 10 metre önünde Fevzi Çakmak'ın kardeşi yatar. Yandı, yandı, yandı. Cont Bayırı 7 gün 7 gece yandı. 8.000 şehidin katında bir de orman müdürü kaldı. Onun da ruhu şad olsun. Analar, analar, analar. Mermi taşıyan, hamur yuğuran,
Çanakkale geçilmez, suyu buzlu içilmez. Doğuda, batıda olan şehitlerimiz, aksakallı baba, gözü yaşlı ana, eni kınalı kalan gelin, biri birinden seçilmez. Hepsinin de ruhu şad, mekanı cennet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz komşu olsun, bizler de misafir etsinler inşallah.